Karaköprü Belediyesi'nin kıymetli personeli, çok değerli mesai arkadaşlarım, öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Büyükşehir Büyükşehir yasası oldu ya, Karaköprü Belde'den ilçeye geçti. Nüfusumuz ne kadardı biliyor musunuz? Yüklerle alakalı sıkıntı var mı yok mu? Düzenli olarak personel toplantımızda, bizim üst yönetim toplantısında dile getiriyorlar bana, söylüyorlar. Burada toplu bir şekilde bir araya gelip yaptığımız çalışmaları değerlendirip ne yapacağız, ne edeceğiz, önümüzdeki süreci sizlerle konuşmanın öncelikle Karaköprü Belediyesi adına, Karaköprü ilçesi adına, burada ikamet eden insanlar adına çok çok önemli. Karaköprü ilçesi gün gün değişiyor, büyüyor ve büyümeye devam ediyor. Tabii bu büyümenin altında öncelikle Karaköprü'müze yatırım yapan iş insanlarıyla birlikte Karaköprü Belediyesi'nin çalışmaları var. Yani buradaki herkesin bunda öncelikle emeği var. 2014 yılında Karaköprü'müzün nüfusu 103 binken, Büyükşehir yasası oldu ya, Karaköprü Belde'den ilçeye geçti. Nüfusumuz ne kadardı biliyor musunuz? 103 bin. Bugün Karaköprü Belediyesi, Karaköprü ilçesinin nüfusu ne kadar olmuş? 265 bin. Güneydoğu'nun en hızlı büyüyen ilçesi konumundayız. Tabii bu büyüme, bu gelişme göz önüne alındığı zaman üzerimizde ne kadar büyük bir sorumluluğun, yükümlülüğün olduğunun bilincinde çalışıp hareket etmemiz gerektiğini öncelikle buradan vurgulamak istiyorum. Karaköprü'yü biz tamamladık. Yani orada %2'lik bir kaybımız var. Bu ne demek? Bu yerel anlamda yapılan hizmetlerin yerinde olduğunun göstergesi. Memnuniyeti adına arkadaşlar çaba sarf edip mücadele edecek. Biz daha iyi yerlerde, daha güzel işlerde kendimizi ön plana çıkarmak durumunda ve mecburiyetindeyiz. Ve özellikle Karaköprü Belediyesi'nde çalışan tüm personel, Karaköprü'yü, bizi, beni temsil ettiği için arkadaşlar özellikle işinize en iyi şekilde dikkat edip ehemmiyet göstermenizi istiyorum. Karaköprü'de yaptığınız çalışmalardan dolayı ben hepinize teker teker teşekkür ediyorum. En güzel şekilde biz önümüzdeki yerel seçimlere kadar nasıl ki geçmişte 8 yıllık süre zarfında çalışmalarımızı arttıra buralara kadar getirip daha güzel işler yapmayla birlikte Karaköprü'müzü hak ettiği yere getireceğiz. Durmak yok, buraya devam ediyorum. Buradaki herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.